İyi akşamlar. Ekodinamiğe hoş geldiniz. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri bu akşam istihdam penceresinden değerlendireceğiz. Özellikle vatandaş için en önemli konuların başında gelen işsizlikle mücadelede alınan yola bir pencere açacağız. Program konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Feyzullah Eren Türkmen, İşkur Bursa İl Müdürü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ekonomi çok hareketli, dünya hareketli, piyasalar. Bunda şüphesiz ki istihdam üzerinde çok yansımaları var. Özellikle de son 1-1,5 yıldır çok ciddi bir işsizlikle mücadele programı da uygulanıyor. Bir tür milli seferberlik var bu anlamda ve İşkur'a da çok büyük görevler düşmüş vaziyette. Evet. Bu anlamda özellikle sizin faaliyetlerinizi bir an önce bir pencere açmakta fayda var. Çünkü vatandaşa doğrudan faydalı olabilmektesiniz ve bilinmeyen pek çok da etkinliğiniz var aslında. Ama isterseniz rakamlarla başlayalım. Öncelikle programı davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Verimli bir program olmasını diliyorum. Şu anda elde ettiğimiz veriler güncel veriler. Bir iki gün önce elde ettiğimiz veriler ilk kez sizin programımızda açıklıyoruz. Bursa İş Gücü Piyasası Araştırma raporunu biz her sene düzenli olarak yayınlıyoruz. Her sene Nisan-Mayıs ayında ülke genelinde işverenlerle yüz yüze görüşerek işverenlerimizin ihtiyaçlarını, hangi mesleklerde eleman temin edemediklerini, açık iş oranlarını tespit ediyoruz. Evet. 2018 İş Gücü Piyasası Araştırma raporumuzu 3742 işverenimizle yüz yüze görüşerek elde ettik. İşverenlerimize bir kısım sorular sorduk. Tabii bu soruların en önemlisi açık iş oranı. 2018 yılında ilimizde açık iş oranı %2,5. Bir önceki sene açık iş oranımız %2 idi. Açık iş oranı şu anlama geliyor. İşverenlerimiz 100 kişi çalışması gerekirken 97,5 kişi, yani 2,5 kişi eksik çalışıyor. Yani bir açık kontenjan var, dolduramamış. Yani bu iş anlamına geliyor değil mi? İş anlamında. İş pozisyonu, açık pozisyon anlamında. Bir bakıma bu iyimser tarafından bakmak gerekirse Bursa iş gücü piyasamızın çok hareketli olduğunu, üretken olduğunu, açık iş üretebildiğini de gösteriyor. Bir diğer önemli verimiz ise işverenlerimize şunu sormuşuz. Teminde güçlük çekilen meslekler var mı? Bunlarla karşılaşıyor musunuz diye. İşverenlerimizin %43,6'sı bir meslekte teminde güçlük çektiğini, eleman bulmada güçlük çektiğini belirtmiş. Geçen seneye nazaran %1,2'lik bir artış var. Yani bu şu demek, işveren son 12 ay boyunca eleman arama kanallarını kullanmış fakat o meslekte eleman bulamamış. Böyle bir tabloyla karşılaşır. Peki yani burada hangi... baktığımızda o kalifiye eleman kavramı bu diyebiliriz değil mi? Tabii bu diyebiliriz. Yani bu son 6 yıldır bu oranlar %40-45'ler civarında. Yani böyle bir şey var, bir teminde güçlük çekme meselesi var. Sadece Bursa'da değil tüm Türkiye'de. Diğer bir çarpıcı istatistik de hangi mesleklerde teminde güçlük çekiliyor diye baktığımızda ilk 5 mesleği ben sırasıyla belirtmek istiyorum. Dikiş makinesi operatörü, dokuma makinesi operatörü, iş makinesi operatörü, gazaltı kaynağı, garson. Tabi bu meslekler de son 8 yıldır ilk 10'da olan meslekler. Bu da tabi Bursa'mızın imalat sektörü olduğunu da, yoğunluklu imalat sektöründe olduğunu da gösteriyor. Peki işverenlerimiz teminde güç çekme sebebi ne olarak görüyor? Yani iş arayanlar neden bu mesleklerde iş başvurusunda bulunmuyor şeklinde baktığımızda işverenlerimizin %72 gerekli niteliğe sahip eleman bulamıyorum diyor. Yani iş başvurusunda bulunan iş arayanların gerekli niteliklerinde bir noksanlık olduğunu beyan etmişler. Bu kalifiye dediğimiz kavramın rakamsal yansıması. Rakamsal açıkçası. Yansıması, evet. Bu meslekte işe başvuru yapılmıyor diyor işverenlerimizin. Bu oranda %59. Yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulamıyorum diyor. %57 oranında bir şey var. Her 100 işverenin 57'si bunu beyan ediyor. Çalışma ortam ve koşullarını beğenmiyor diyenlerin oranı %21. Yine kişiler tarafından yüksek ücret talep ediyor. Bu sebepten eşleştirme yapamıyoruz diyenlerin oranı da %20. Vardiyalı çalışma olması sebebiyle iş arayanlar işleri tercih etmiyor diyenlerin oranı %7. Tehlikeli veya çok tehlikeli meslek olma sebebiyle iş arayanlar bu mesleklere müracaat etmiyor, açık işlerimiz devam ediyor diyenlerin oranı da %3 gibi cüzi bir oranda. Böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu tabii örgün ve yaygın eğitimin haricinde de İşkur programlarının hemen devreye girmesini tetikliyor. Bize bu
temelde güçlük çekilen mesleklerde iş arayanlarımız da işverenlerimizi eşleştirmek üzere özel gayret sarf ediyoruz. Yani bu istatistikler yol gösteriyor. Siz de hemen harekete geçip o alanda eğitimler başlatarak iş olanaklarını yaratıyorsunuz. Evet, bu açık pozisyonları doldurmamız gerekiyor çünkü ciddi oranda temelde güçlük çekilen meslekler var. Bunları da eşleştirmemiz yani gerekiyor. Yani bir tarafta ekonomik kayıp var. İşveren bu tür elemanı bulamadığı için üretiminde aksama yaşanabilir. Diğer tarafta da iş arayan insanlar var. Siz evet. onları buluşturacak ama kalifiye şekilde buluşturacak bir çözüm yolu öneriyorsunuz. Onu evet. herhalde biraz sonra detaylı öğreneceğiz sizden. Ben tabii müsaadeniz olursa bir de İşkur verilerinden bahsetmek istiyorum. Kurma kayıtlı işsizlerimiz var. Tabii işsizlik rakamları konusunda da bir bilgi sunuyor. Şu an 81.432 kişi kurma kayıtlı işsiz. Geçen yılın aynı dönemine göre bu Ağustos sonu verileri %5'lik bir artış var. Açık işlerde yani firmalardan eleman talebi olarak aldığımız açık iş sayısı ise 72.125. Bir önceki döneme göre bir önceki yılın aynı dönemine göre %2'lik bir artış var. İşe yerleştirme sayımız 32.143. Yine bir önceki yılın aynı döneme göre %6'lık bir artış var. Milli İslam Seferberliği tabii en önemli argümanlarından biri de işbaşı eğitim programı. Burada bir önceki yıla göre %21'lik bir artış var. Ve sayımız 6.423. 6.423 katılımcı şu anda iş yerlerinde çalışarak işi öğreniyorlar. Toplum yararı programlarda da %80'lik bir artışımız var. Kamu kurumlarının hazırladığı projelere biz destek veriyoruz. İşsizlere, uzun süreli işsizlere bilhassa geçici iş temin ederek gelir elde etmeleri ve iş disiplini sağlamalarını da bu vesileyle sağlıyoruz. Tabii çok çarpıcı bir veri de işsizlik sigortası verileri. Bunu da paylaşmak istiyorum. Başvurular önemli. Bu dönemde herhalde artış vardır. Ağustos sonu itibariyle bir önceki döneme göre %3'lük bir azalış var. 42.190 başvuru var. Bağlanan sayısı başa baş gidiyor şu anda. Burada acaba Ağustos'ta uzun bir bayram tatilinin olma etki ihtimali var mı? Onun etkisi vardır. Onun etkisi olabilir. Aktif ödenek alanlarda da şöyle söyleyeyim. 12 aydır 22 bin ile 23 bin kişi arasında bir skalada gidiyor şu anda aktif ödenek alanlar. Yani çok ciddi bir artış şu an itibariyle yok. Herhalde tabloyu biraz Eylül rakamları netleşince daha iyi yorumlamak mümkün olacak. Ağustos biraz yanıltıcı ihracat rakamlarında da gördük biz onu. Uzun tatil farklı istatistikleri karşımıza çıkarmakta. Ancak paylaştığınız rakamlar İşkur'un özellikle de Milli İstihdam Seferberliği çerçevesinde ciddi adımlarının verimli sonuçlar verdiğini gösteriyor. Evet. Ben bu adımları biraz da paylaşmanızı sizden tabii. rica edeceğim. Çünkü farklı destekleriniz var işverene dönük baktığımızda. İşverenin büyük bir bölümü haberdar belki ama çalışanların da öğrenmesinde fayda var. Neler yapmaktasınız? Milli İslam Seferberliği 2017 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başladı ve o yılki 1,5 milyon artı İslam hedefi işverenlerimizin desteğiyle hızlı bir şekilde yakalandı. 2018 yılında da Milli İslam Seferberliği'nin ikinci fazı devam etmekte. Tabi burada 7103 sayılı teşvikten bahsetmeden geçemeyiz. Sigorta prim ve vergi teşvikini işsiz sigortası fonu üzerinden finanse ettiğimiz bir teşvik bu. 2020 yılına kadar devam eden bir teşvik. Artı istihdamı işverenin iş gücü maliyetlerini azaltıcı şekilde finanse ediyor. Örneğin 2017 yılı ortalama çalışan sayısına ilave bir istihdam 2018 yılında gerçekleşmiş ise 12 ay boyunca 883 lirayla 2151 TL arasında ciddi bir sigorta prim ve vergi teşviki sunmakta. Tabi burada bir sektörel ayrım var. İmalat ve bilişim sektöründe 2151 tavan seviyesine kadar işverenlerimiz yararlanabilecek. Burada bir de pozitif ayrımcılık söz konusu. İşverenlerimiz ilave istihdamı kadınlardan yana, gençlerden yana, engellilerden yana kullandığı takdirde de 12 aylık teşvik süresi 18'e kadar da uzuyor. Böyle bir teşvik imkanını işverenlerimize sunduk. Bunun yanı sıra tabii işbaşı eğitim programı da değinmemiz gerekir. İşverenlerimizin çok rağbet ettiği bir program. Biz buna tabii kısaca işi çalışarak öğrenme programı diyoruz. Burada bir katılımcı, bir işsiz bir iş yerine üretimde bulunarak veya hizmet sektöründe bulunarak bir fiil işi yaparak veya hizmet üreterek işi çok seri şekilde öğrenebiliyor. Burada işverenlerimiz için tek koşul özel sektör olması ve en az iki sigortalı çalışan olması.
Bu noktada bir web adresimiz var. Ben onu burada belirtmek istiyorum. iskurisbasi.org adresimizden işverenlerimiz hem bu program için randevu taliminde bulunabilirler ve bu randevuyu seri şekilde sonuçlandırıyoruz. Hem de programın detay bilgilerine buradan çok rahatlıkla ulaşabilirler. İşverenlerimizi bu noktada bu web adresimizdeki bilgileri bakmaya davet ediyorum inşallah. Yani hem eleman ihtiyaçları karşılanıyor netice itibariyle, evet, hem de finansal destek sunuluyor o elemanların çok istihdamı doğru sırasında. Bunu kaçırmamakta fayda var. Evet, sonuçta milli istihdam seferberliği özellikle 2017'de ciddi şekilde işsizliğin yükselmesine fren yaptı. 2018'de de ayrı bir mücadele var. Burada ben biraz kadın istihdamına dokunmak istiyorum. Çünkü az önce pozitif ayrımcılık lafı geçti. En çok onların ihtiyacı var gibi. Çünkü yani çeşitli sıkıntılar var. Aileden, çocuk bakımından başlayarak uzayan süreçler var. Nasıl destekliyorsunuz kadın istihdamını? 2000'li yılların ortalarında kadın istihdam sayısında ciddi artışlar yakalandı. Tabii bunun temelinde o dönemde kadın istihdam ile ilgili prim teşviklerinin yürürlüğe girmesi, kadın çalışanlarını da muhafaza edecek bazı teşvik uygulamaların koruma mekanizmalarını geliştirmesi bunda çok etkili oldu. Ulusal İstihdam Stratejisi'nde de 2023 hedefi kadınlarda iş gücü katılım oranının %43'e yükseltilmesi. Şu anda bu oranda %34.6 seviyesindeyiz. Tabii burada kadın istihdamını arttırmanın yanında kadın istihdamını korumak da gerekiyor. Bunlarla ilgili tabii bizim kurumumuzun sağlamış olduğu bir gelir desteği var. Yarım çalışma ödeneği. Burada doğum yapan kadın analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 3 ay, üçüncü çocuk için 6 ay süreyle yarım çalışma ödeneği taliminde bulunabiliyor. Tabii burada kadın çalışanı doğumdan sonra bir yarım çalışma hakkı ve tabii yarım çalışma hakkı da getirildi. Eviyle işi arasında bir dengeyi sağlayabilmesi için. Tabii bu kadın çalışanında bir gelir kaybına yol açıyor. Yani ücretin yarısını işverenden alıyor ama yarısını nereden alacak? Bunu da tabii işsizlik sigortası fonundan alabilir. Ama burada bazı tabii şartlar var. Doğum yapan kadın çalışanın doğum yaptığı tarihten itibaren geri doğru 3 yıl içerisinde 600 gün prim olması lazım. Doğan çocuğun canlı olması lazım, hayatta olması lazım. İşverenin bunu kabul etmesi lazım. Böyle bir sistemi, yani yarım çalışma, yarım çalışmama sistemini kabul etmesi lazım. Ayrıca fiili olarak haftanın 22,5 günü çalışması, 22,5 günde çalışmaması lazım. Yani 45 günün yarısını çalışacak, yarısını çalışmayacak. Bu da fiili olarak gerçekleşmesi lazım. Çok net bu değil mi? Çok net. Bu net. Yani bu kayıt dışılığın önüne geçmek için böyle bir net durum var. Burada 1007 lira aylık bir ödeme yapıyoruz kadın çalışanlara. Şu anda Bursa'daki yaralanan kişi sayısı 205. Ve artarak devam ediyor. Tabi bu duyuldukça. Pek artıyor. Bilinmiyor netice itibariyle. Bilindikçe herhalde daha fazla katılım olacak. Evet. Ayrıca kadın istihdamını artırma ilgili de son dönemde Milli İslam kapsamında, Milli İslam Seferberliği kapsamında desteklerimiz var. Bunlardan birisi kadın İslam'da çocuk bakım desteği. Şimdi tabi kadın iş arayanları İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim programları yönlendiriyoruz ama bazen engeller çıkıyor. Küçük çocuğu olabiliyor. Bu çocuklara bakması lazım. Fakat bununla ilgili de gelir desteği yok. Bir kreşe vermesi gerekiyor. Fakat kreş hizmetleri malum belli bir seviyede, belli bir maliyet içeriyor. Bu projeyle şunu öngördük. 2-5 yaş arası çocuğu olan kadın iş arayan eğer İşkur'un işbaşı eğitim programlarına veya İslam garantili mesleki eğitim kurslarına katılmak istiyorsa program ve kurs süresince 400 TL kreş desteği veriyoruz. Yani çocuk bakım desteği veriyoruz. Burada bir sektörel ayrım yaptık. Yani imalat sektörü için bunu öngördük. Bu noktada da yeni başlayan proje ama 2 gün önce ilk müracaatımızı aldık ve ilk ödememizi yaptık. Bunun yanı sıra işte anne projesi var. Yine kadın İslam'ı destekleme kapsamında. Burada da 0-15 yaş grubunda çocuğu olan ve öncelikle sosyal yardım alan ve kadın sığınma evlerinde kalan kadınlara etkili iş ve meslek danışmanlığı sunarak işbaşı eğitim programlarına ve meslek eğitim programlarına yerleştireceğiz. Burada cep harçlığını bir miktar daha yükseltiyoruz. Günlük 70 TL cep harçlığı ödeyerek istihdam edilmesinin yolunu, mekanizmasını kuruyoruz. Tabii kadın İslam'dan bahsederken kadın girişimciliğinden de bahsetmemek olmaz. Kadın girişimciliği şöyle bir veri paylaşmak istiyorum. Her 100 girişimcinin 46'sı kadın girişimci.
Tabii kadın girişimcilerimiz genelde hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Ekonomiye çok büyük katkıları var, İslam'a katkıları var. Fakat kadın girişimcilerin şu sorunla karşılaştığını gördük. İş yerlerini kurduktan sonra bazı risklerle karşılaşabiliyorlar. Bunlara katil risk de diyebiliyoruz. Veya hukuksal bir çıkmazla karşılaşabiliyor. Burada bir mentorluk sisteminin eksik olduğunu gördük. Yani bir yol göstericiyle ihtiyaç var. Uzmana ihtiyaç. Bursa İş Kadınları Derneği ile geçmişten bir bu noktada işbirliklerimiz vardı. Bugün de protokolü imzaladık. Bir mentorluk desteği sunulacak. Bu İKAT'la İşkur işbirliğinde. Bu İKAT'ın yetkili üyeleri mentorluk hizmeti yararak hukuksal, finansal konuda kadın girişimcilere destek olacak. Son bir girişimimizde tüm Türkiye'de Shell ve Opet işletmeleriyle kadın istihdamını arttırma ile ilgili bir işbirliği protokolü imzaladık. Burada erkek egemen olan akaryakıt satış elemanın içerisindeki kadın sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Böyle de bir ilginç bir çalışma olarak görünüyor. Evet, iş dönüyor dolaşıyor baktığımızda destekler var. Ancak destekler muhakkak eğitimi de gerektiriyor. Eğitim olmadan çünkü kalifiye eleman söz konusu olmamakta. Bu anlamda da değişik eğitim projeleri gündemde. Yaz aylarında konuşulan bir konu vardı. Meslek eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesi. Bu bayağı geniş kapsamlı bir çalışmaydı. Ön hazırlıkları vardı. O ne aşamada onu sormak istiyorum. Kısaca MEGİT dediğimiz projeyi sizin yayınınızda Olay TV ekranlarına taşımıştık sayenizde. Çok teşekkür ediyorum bu noktada öncelikle. Geldiğimiz merhaleler, geldiğimiz veriler var. Perakende sektöründe 670 kişi yıl sonuna kadar bu proje kapsamında hızlı şekilde eğitmek istiyoruz. Bununla ilgili planlamamız sürüyor. Yine kurumsal bir tekstil firmasında 2019 yılının ortasına kadar 1000 kişinin MEGİP kapsamında eğitilmesi ve istihdamı şu an için hedeflenmekte. MEGİP aslında pratik bir sistem. İşverenlerin arzu ettiği sistemin odak noktası bu. Yani işverenler nasıl bir eğitim istiyor, nasıl bir müfredat istiyor, hangi sürede istiyor ve nerede bu eğitim istiyor, hangi eğiticiyle istiyor. Bütün karar verici ve sistemin sahiplenicisi işverenler. Burada tabii paydaşlarımız var. Bursa Ticaret Odası, Bursa Ticaret Borsası, üniversiteler, bootcamp. Bu noktada hep birlikte hareket ediyoruz. İşverenlerimizin nitelikli iş gücünü yetiştirmek için bir çalışma yapıyoruz. Burada tabii şöyle bir kural var. Bir işverenin bir meslekte en az 5 kişilik ihtiyacı olması lazım. Örnek veriyorum, dokumacı ihtiyacı varsa bir işverenimizin 5 kişilik ihtiyacını MEGİP kapsamında İşkur'a bildirmesi halinde tüm paydaşlarımızla hemen kurgulamayı oluşturarak hızlı bir şekilde eğitim sistemine geçiyoruz. Burada tabii bir kontenjan unsuru da var. Firma çalışan sayısının %50'sine kadar MEGİP kapsamında kursiyerlerinin eğitilmesini işveren bizden isteyebilir. Yani bir nevi alt ve üst limitler söz konusu. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Evet. Burada tabii işverenin talep etmesi, bunu bilmesi lazım ve karşılığında da elde edebileceklerini, yani işverenin vereceği bir eğitim var. Karşılığında da iş sunma olasılığı var. İşkur da burada bir paydaş olarak yer almakta. Evet. Taraflar ne tür kazanç sağlamış oluyor netice itibariyle? Çok teşekkür ederim. O noktayı da bahsedeyim. Tabii MEGİP kapsamında işsizler katılımcı sıfatıyla programa dahil oldukları takdirde biz İşkur olarak günlük 61 TL bir cep harçlığı veriyoruz. Genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı primleri de İşkur tarafından yatırılmakta. Bu tabii işverene ciddi bir iş gücü maliyeti azalması sağlıyor. Bu tabii ulusal ve uluslararası arenada da bir rekabetçiliği de sağlıyor. Bir diğer olumlu tarafı, işverenin işi almadan önce gözlemleme fırsatı sağlıyor MEGİP projesi. Çünkü burada bir eşleşme söz konusu iş arayanla işvereni ve burada da %50'sinde istihdam etme garantisi istiyoruz. Böyle bir işverenimizin yükümlülüğü var. Burada tabii her iki kişiden birisini tercih edileceği için işletme kültürüne daha uygun, daha verimli çalışanı tercih edecektir. Böyle de bir imkan sağlanıyor. Yani daha sağlıklı bir seçim yapma fırsatı. Evet. Elemanı birebir kendisi görecek, deneyecek, ondan sonra alıp almamaya karar verecek ama %50'lik alım şartı çerçevesinde. Evet, özetle böyle dedim. İsteyen firmalar da bir an önce bu koşullar altında size başvurmalı. İşkur'a başvurmalı, tavsiye ediyoruz. Buradan da uyarımızı yapmış olduk. Peki özellikle eğitim dediğimizde alan çok geniş. Her alanda konular var ama özellikle geleceğin meslekleri, teknolojileri gibi bir alan söz konusu. Ben bunu sormak istiyorum ama kısa bir reklam arası zamanımız gelmiş. Aranın ardından devam edelim. Evet, ekodinamik reklamların ardından devam edecek.
İstihdam dünyasındaki gelişmeleri, işsizlikle mücadeleyi ve İşkur'un çalışmalarını, projelerini, hedeflerini değerlendirdiğimiz ekonomik reklamların ardından devam ediyor. Program konuğumuz İşkur Bursa İl Müdürü Sayın Feyzullah Eren Türkmen. Efendim ilk bölümde özellikle ciddi istatistikler paylaşarak girmiştik yayına. Bursa'daki iş gücü piyasası olumlu sinyaller veriyordu açık iş pozisyonu anlamında. Siz de İşkur olarak burada ciddi şekilde faalsiniz. Özellikle o kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi konusunda çeşitli desteklerle sektörler desteklenirken, istihdam desteklenirken diğer tarafta da mesleki eğitimle hem fabrikaların, kurumların ihtiyacı hem de özellikle de çalışanların eğitim anlamındaki ihtiyacını gideriyorsunuz. Hatta ceplerine para koyarak, bu arada kadın istihdamı için apayrı bir başlık açtınız, onu geçmeden olmaz. Çünkü ciddi bir pozitif ayrımcılık içeren çok özgün destekleriniz var. Buradan haberdar olmalarının büyük bir önemi var bana göre kadınların. Ancak gençlerin gelecekte nasıl iş sahibi olabilecekleri çok önemli bir konu. Araya gitmeden önce buraya değinmeye çalıştık. Özellikle de değişen ve gelişen bir iş piyasası var. Dünyada rekabet gelişiyor. Bu anlamda gençler herhalde bugünü zaten çok dikkate almadan 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra neyin geçerli olacağını dikkate alarak belki seçim yapmalılar yeteneklerine göre. Bu anlamda neler ön plana çıkıyor? Hangi ihtiyaçlar var sektörlerde? Evet, Milli İslam Seferberliği'nin hedef kitlelerinden birisi de gençler. Genç işsizlik oranlarını düşürmek, gençlerin İslam'ını artırmak, fakat bunu katma değeri yüksek bir sektörde hızlı bir şekilde gerçekleştirmek. Burada dijital sektör, bilişim sektörü de diyebiliriz. Biz İşkur olarak geleceğin mesleklerine odaklı işbaşı eğitim programı diye bir duyuruda bulunduk. Malum geleneksel meslekler hızlı bir şekilde yok oluyor. Yeni meslekler doğuyor. Bu yeni mesleklerde dijital temelli oluyor haliyle. Tabii biz gençlerin dijital mesleklere adapte olmaları, sayısal okuryazarlık becerilerini artırmalı bir meslek edinmeleriyle ilgili işbaşı eğitim programlarımızı yeniden tasarladık. Bu sektöre özgü bir tasarlama. 18-29 yaş grubundaki gençlerimiz teknoloji geliştirme merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, tasarım merkezlerinde veyahut da 20 veya daha fazla eleman çalıştıran iletişim ve bilişim firmalarında işbaşı eğitim programlarına belli başlı meslekleri sayacağım. Bu mesleklerde katılmaları halinde günlük 75 lira cep harçlığı veriyoruz. Çünkü bilişim sektörü biraz katma değeri yüksek bir sektör. O bakımdan buradaki cep harçlıklarını biraz daha yükselttik. Ayrıca 9 ay boyunca işbaşı eğitim programına katılabiliyor. Çünkü buradaki becerilerin kısa vadede öğrenilmesi çok zor. 9 aylık bir sürece yaydık. Peki Bursa dijital konusunda hangi mesleklere daha çok yönelmekte? Ar-Ge elemanı, bilgi güvenlik uzmanı, bulut bilişim sistemi, kurumsal kaynak planlama uzmanı, sosyal medya uzmanı, veri taban analisti, yazılım geliştirici gibi mesleklerde bir ihtiyaç var. Gençlerimiz dijital sektördeki firmalarla temas kurmak isterlerse ve ön bilgi almak isterlerse İşkur'a davet ediyoruz kendilerini. Kendilerine bir detaylı bilgi sunmak istiyoruz. İşverenlerle buluşturmak istiyoruz. Böyle bir açık kapımız var. Çünkü burada da istihdamı ve nitelikli bilişim uzmanı sayımızı artırmamız gerekiyor. Bursa olarak da, Türkiye olarak da. Yani ülkenin bir ihtiyacı var, fazlasıyla var. Ancak gençlerin de artık geleceğin mesleği kavramıyla birlikte kendilerini geliştirmeye de ihtiyaç var. Siz bu projeyle buna imkan sunuyorsunuz. Evet. Burada ilgili hizmet sunabilecek kurumları tespit ediyorsunuz, işbirliğine gidiyorsunuz. Diğer tarafta baktığımızda ise gençlerin size gelmesi lazım. Bu anlamda bu konunun duyurulması herhalde hayati önemde. Çünkü 75 lira günlük de cep harçlığı az bir konu değil. Diğer tarafta da mesleki eğitim alınacak. Burada özellikle yakın vadede başlanabilecek gibi gözüken alanlar var mı? Nelere öncelik vereceksiniz? Burada tabii yazılım geliştirici ön planla çıkmakta. Veri taban analisti. Firmalar bu mesleklerde talepte bulunmakta. Bu ikisini İlk iki sırada sayabiliriz. Çünkü öncelik orada olacak. Bu sektörlerde daha çok, bu mesleklerde daha çok talep var şu anda.
Evet, İşkur açıkçası özel sektör zihniyetiyle yepyeni projelere de imza atıyor. Baktığımızda çok yönlü olarak hem işvereni hem çalışmak isteyeni kuşatan çözümler üretiyor gördüğüm kadarıyla. Sizin uygulamalarınız arasında iş kulübü diye bir kavramla da karşılaştık. Burada da farklı bir yaklaşım var. Açıkçası iş kulübünde neler yapılıyor onu merak ediyorum bir taraftan ama aklımda bir soru da şu, özellikle gençleri konu almışken gençlerin iş hayatına atılma süreci içerisinde yol aldıkları basamaklar önemli. Bu konuda acaba katkılarınız oluyor mu? Yani bir CV hazırlamak bile başlı başına olay bana göre. Mülakatlar ayrı olay. Yani ciddi bir ön süreç söz konusu. Evet. İşkur bu konuda nasıl bir fayda sağlıyor? İşkur bir projemiz yeni bir proje. Bursa pilot iller arasında yer almakta. Ben şu noktadan başlamak istiyorum. Zaten halihazırda iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz var. Kurumumuza kayıt olan her iş arayanın bir iş ve meslek danışmanı var. İş bulma sürecine birlikte hareket ediyorlar. Tabii buradaki süreç temel bir süreç, temel bir hizmet sunmakta. Fakat iş kulübünde daha etkin, daha uzun süreli iş arama becerisini sağlayıcı bir faaliyet alanını toparlayan bir proje. İş kulübümüze uzun süreli işsizler, bilhassa gençler, yeni mezunlar, dezavantajlı gruplar katılabiliyor. Peki iş kulübümüzde neler, hangi çalışmalar yapılıyor? Bir kere gönüllülük esas ve ücretsiz bir faaliyet. Onun da altını çizmem gerekiyor. Projeye ve kulübe katılan iş arayanlarımıza önce kendini güven aşılıyoruz. Ayakları üstünde durmasını temkin ediyoruz. Motivasyonu sağlıyoruz. Evet. İş arama becerisini öğretiyoruz. İş arama da bir beceridir. Yani bunun farkındalığını oluşturuyoruz. Özgeçmiş formu nasıl hazırlanır? Mülakat teknikleri nelerdir diyoruz. İnsan kaynakları profesyonellerimiz gönüllü olarak kulübe katılıyorlar. Deneyimlerini paylaşıyorlar. Role player uygulamalarımız var. 4 gün boyunca süren bu projede 16 saat boyunca iş arayanlarımıza destek veriyoruz. Yalnız aslında zamanı yavaşlatıyoruz. Orada birebir ilgileniyoruz. En fazla 15 kişilik grupla. Tabii burada bahsettiğiniz gibi özgeçmiş formu çok önemli. İşe giriş noktasında aslında özgeçmiş formu canlı bir sayfa. Çünkü insan kaynakları departmanları genelde özgeçmiş formları üzerinden hızlı şekilde hareket ederler. Benim tabii nacizane tavsiyem özgeçmiş formların bir kere renkli olması lazım. Fotoğraf olması lazım. Güler yüzlü bir fotoğrafın yer alması lazım. İmajın iyi olması gerekiyor. İmajın iyi olması lazım. Kişiliği yansıtması lazım. Öz olması lazım. Çok özet olmaması lazım ama öz olması lazım. Kilit anahtar kelimelerin olması lazım. O becerileri yansıtabilecek kilit anahtar kelimelerin olması lazım. Şimdi bazen özgeçmiş formlarıyla karşılaşıyoruz. Hakikaten siyah beyaz tek tip. Tabi bu insan kaynakları departmanı tarafından tamamen hemen hızlı elinebilecek bir kağıt parçasından öteye geçemiyor maalesef. İş kulübüyle ilgili şöyle bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Yaptığımız kontrollerde katılımcılarımızın öğrenci gruplarında düşündüğümüz takdirde yaklaşık %54'ü işe girdi. Yani bunu biz işe yerleştirmedik aslında. Yani onu motive ettikten sonra gencimizi veya uzun süre işimizi kendi çabasıyla işe girme gibi de güzel bir veriyle de bunu sizle paylaşmak istedim. Yani önemli bir fonksiyon icra ettiği de buradan ortaya çıkıyor. Evet. Evet, istihdam buluşmalarınız var. İşverenle iş arayanı bir araya getiren çalışmalar bunlar. Evet. Buradaki son durum nedir? Milli İslam Seferberliğimizin sahadaki en önemli faaliyeti istihdam buluşmaları. 2017'de Bursa ilimizde 5 istihdam buluşması gerçekleşti. Bunlardan 2 tanesi sadece engelli istihdam buluşmasıydı. Bu sene ilkini Kestel'de, Kestel Belediyesi ile birlikte bir buluşma gerçekleştirdik. İkincisi İnegöl'de, İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret Odası, Ticaret Borsası İşbirliği ile gerçekleştirdik. Buradaki amaç iş arayanlarla işverenleri buluşturmak. Çünkü bu bir buluşma etkinliği aslında. Burada hızlı bir şekilde iş yerleştirme gerçekleşiyor. İş arayanlarımız bir vakit diliminde çok sayıda insan kaynakları yöneticisiyle bu buluşma anında görüşebiliyor, CV'lerini teslim edebiliyor. Tabii bu buluşmamızı şöyle de çeşitlendiriyoruz. Konferanslar, kişisel gelişim seminerleri,
Bunlarla da renklendiriyoruz. Sayın Türkmen, süremizin sonuna geldik. Değerli bilgiler paylaştınız. Katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Ekodinamik'in bu haftalık sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.